Padişahları fermanlar yazdı açılsın diye. Kadıları, Şeyhülislamları, müftüleri fetvalar verdiler. Fetvalar verdiler. Açılması caizdir diye. Cellatları, cellatları 400 yıldır dağ ağaçlarına çıkardı Türk sultanları. Astılar, astılar, öldüremediler. Türk sultanlar bildi, milyonlarca oldu, milyonlarca oldu. Öldüremedikleri için Türk sultanları. Kılıçlarından, kinlerinden, çaresizliklerinden, zavallılıklarından, umutsuzluklarından, karanlık bir güç oldukları için, karanlığı temsil ettikleri için, gelecekleri olmadığı için, öldüremedikleri bir sultanın heykeline saldırdılar. Heykelinden uçlarını almaya çalıştılar. Heykelin gözünü vurdular. Öldüremedikleri Türk sultanın heykelini öldürmeye kalktılar. Ama öldüremediler. Pir sultanı öldüremediler. Çünkü Pir sultan halk hareketidir. Anadolu'nun köylüsünün derebeyliğe, ağlığa, şeyhliğe, zulme, haksızlığa karşı isyanıdır bir sultan. Bir sultan Mengen barikatlarına dayanan, Ankara'ya yürüyen maden işçisidir. Bir sultan 1908 baharında yollara düşen, genel bire yapan işçidir bir sultan. Kuvvetlerinin, o yabancıların ayaklarının altına
bir kırmızı halı sermedikleri kalmıştır. O tarihinle o çapulcu takımı gelmiştir. Orada 7 saat, 8 saat gösteri yapmıştır. Bizim mitinglerimize, evet, halkın mitinglerine çapları çekip saldıran polis orada 7 saat onları okşamıştır. Arkadaşlar, daha birkaç ay önce Kartal'da belediye işçisi yürüdüğü zaman kimseye zarar vermeden, kimsenin kılına dokunmadan yürüdüğü zaman onu kurşunlayan jandarma burada katillere arka çıkmıştır. Görüyoruz bu televizyonlarda. Vedat Aydın'ın Diyarbakır'da cenazesini kaldıran halka kurşun sıkan o polis orada katilleri, canileri eylemiş, korumuş, okşamıştır. O hükümet ne diyor? Tahrik ver diyor. Kim tahrik etmiş o yobaz sürüsünü? Pir Sultan'ın heykeli tahrik etmiş. Bunlar heykelden tahrik oluyor. Kim tahrik etmiş o yobaz katilleri? Fikir hazinesinin sözleri tahrik etmiş. Bunlar düşünceden, fikirden tahrik oluyor. Kim tahrik etmiş o yobazları? Başı dik yürüyen kadın tahrik etmiş Sivas sokağında. Bunlar başı dik kişilikli kadından tahrik oluyor. Bunlar yürüyen işçiden tahrik oluyor. Yürüyen memurdan tahrik oluyor. Halktan tahrik oluyor. Özgürlükten tahrik oluyor. Demokrasiden tahrik oluyor bunlar. Bu tarih edebiyatının arkasındaki ideolojik tavrı net olarak saptayalım. Bunlar şeriatçılığı, yobazlığı, hürriyetlerin izin alındığı bir otorite, bir makam haline getirmek istiyorlar. Rey mi yapacaksın? Tahrik etmemek için ilk önce yobazlardan izin alacaksın. Şenlik mi yapacaksın? Tahrik etmemek için ilk önce şeriatçılıktan izin alacaksın. Getirilmek istenen mantık teslimiyettir. Özgürlükleri, hürriyetleri yok etmektir. İşçi kıyımına son mu diyorsun? Küfrettin. Grevli, toplu sözleşmeli, hak isteyen memur musun? Küfrettin. Bunların küfür dediği şey özgürlük, insanca yaşamak, emekçinin iktidarı, devleti, cumhuriyeti demektir. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Organize, evvelden hazırlanmış büyük bir tertip. Değerli arkadaşlar, bu yobaz saldırganlara Başbakan, İçişleri Bakanı halk payesi verdiler. Ondan sonra da halkla devleti karşı karşıya getirmek istemiyoruz dediler. 35 canımıza bu mantıkla kıydılar. Bu mantıkla kıydılar. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlerin güdümündeki Çapanoğulları Anzavur'la halk bildi. Kahramanmaraş'ta kardeşlerimizi katledenler halk dedi. Çorum'da kardeşlerimizin canlarımızı, Nisan'da, Erzincan'da, Sivas'ta canlarımızı katledenler halk dedi. Bunlar da işe yarıyor. Devleti sorumlu tutan işte buradaki arkadaşlar haklı bir devlet politikası Türkiye'yi
Türkiye halkını bu noktaya getirmiştir. Kimdir o devlet politikası? Hınzır paçaların, evren paçaların devlet politikasıdır. 12 Eylül cuntalarının devlet politikasıdır. Dinciliği, şeriatçılığı bir ağrı kesici olarak ezdikleri, döndükleri, sömürdükleri halkın acılarına karşı ağrı kesici olarak kullanmışlardır. Halk hareketine karşı bir barikat örmüşlerdir yoma sürelerinden. Ve bu devlet politikasının arkasında hepimiz biliyoruz, Amerikan emperyalizminin dün yeşil kucak stratejisi vardı. Bugün Türkiye'yi ılımlı İslam yönetebilir diyen Amerikan politikası vardır. Arkalarındaki gücü de biliyoruz. Sosyal Demokrat Halkçı Parti sorumludur bu koalisyona ortak olmakta, bu politikalara ortak olmakta sorumludur. Değerli arkadaşlar, 3 mecburiyetimiz var. Bu çeşitli mezheplerden insanlarımızın yaşadığı Anadolu'da, Trakya'da bir, laikliğe mecburuz. İki, Türk'ün, Kürt'ün yaşadığı Anadolu'da, Trakya'da enternasyonalizme, kardeşliğe mecburuz. Üç, ayak altında kalmamak için bu zalimlerin yaptıkları canlar olmamak için örgütlenmeye mecburuz. Örgütlenmeye mecburuz. En önemlisi arkadaşlar, onlar Anadolu'yu, Trakya'yı, dünyayı, Orta Doğu'yu 1300 yıl öncesine götüremezler. 21. yüzyıla giden dünyada onlar tarihi tekrar üretemezler. Tekrar yaratıp başımıza balyozu bindiremezler. Biz onlardan güçlüyüz. İşte yazıyor, güçlüyüzle kazanacağız. Biz güçlüyüz. Arkamızda 100 yıllık bir hürriyet mücadelesi birikimi var. Demokrasi mücadelesi birikimi var. Türkiye onların zannettiği gibi değildir. Yobazlığın serbestçe atom attığı bir alan değildir. Onlar yenilecek. İşte benlik meydanından ilan ediyoruz. Onlar yenilecektir. Onlar tarihe gömülecektir. Kaldırdıkları taşın altında kalacaklardır. Sivas'ta aydınlarımızı, sanatçılarımızı, emekçilerimizi cayır cayır yakan kuvvetin arkasında bulunan hükümetin başında bugün bir Amerikan vatandaşı bulunuyor. Ve çok yakışıyor ona bu işler. O Amerikan vatandaşına bu işler çok yakışıyor. O sahte gülüşlü, dudağına sahte gülüş yapışmış olan, o ölüm gülüşlü Tansun Çiller'lere bu politikalar çok yakışıyor. O ABD vatandaşıdır. Ama yalancı bir ABD vatandaşıdır. Yalnız ABD vatandaşı değil, yalan söyleyen bir ABD vatandaşıdır. Göreceksiniz, önümüzdeki günlerde bütün kurları, bütün yaldızları bir bir dökülecektir. Ve o uygulamak istediği işçiye acıyla Kürt'e kurşun, emekçiye sopa, memura sopa politikalarının, Sivas'a katliam politikalarının altında kalacak. Erdal İnönü bugün bir ABD vatandaşının yardımcısı, ABD vatandaşının yardımcısıdır. Bu hükümet güven oyu alamaz, verilmemelidir. Eğer bu hükümet güven oyu alırsa, söyledikleri gibi ilk toplantısını Hakkari'de değil, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde yapmalıdır. O hükümete en iyi toplantı o Amerikan Büyükelçiliği'nde yapacak.
partiyim diyor. Ve o dün kürsüde seyrediyorsunuz. Elini yumruklarla kürsülere vurarak kuvvet gösterileri yapıyor. Kuvvet gösterileri yapıyor halka karşı. Sendikasızlaştırmanın, ücretli köleliğin hükümeti olarak geliyor. Bugün Türkiye ekonomisi vücudunu satmaya başlamıştır. Artık ürettikleriyle emperyalizme borcunu ödeyemeyen, vücudunu satan bir ekonomiye dönüşmüştür Türkiye. Ve özelleştirme, işte bu fahişeleşen ekonominin politikasıdır. Kitler ekonominin sırtında kambur değildir. Bu büyük burjuvazi ve o büyük burjuvazinin devleti kitlerin sırtında bir kamburdur. Kitler işçilidir, emekçilidir, satın almaz, halkındır. Arkadaşlar, emekçiler, gençler, tek tek fabrikalarda, işletmelerde direnmek sonuç vermiyor. Bu özelleştirme saldırısının karşısına halk olarak, işçi sınıfı olarak ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak dikilmek, buna direnmek durumundayız. Değerli arkadaşlar, genel greve hazırlanmak bugün işçi sınıfının, kamu çalışanlarının, memurlarının temel sorunudur, temel görevidir. Fabrika fabrika, iş yeri iş yeri, sendika sendika bu özelleştirmeye karşı bir genel grev hazırlayacağız. Onların özelleştirmesinin karşısına bir genel grevle dikileceğiz. Bugün ve göreceğiz işçi sınıfının gücünü, kamu çalışanlarının gücünü göreceğiz, göstereceğiz, onlara göstereceğiz. Arkadaşlar, demin maden işçi sınıfını onu söyledi. Onların karanlığı var. Onların gücü karanlıktan geliyor. Bizim de sabahımız var, şafağımız var. Aydınlanacak bu Türkiye. Bu emekçi halk, bu işçi sınıfı, sabahı, şafağı bitirecek bu Türkiye'ye. İşçi sınıfı, Türkiye'nin bütün meselelerine el koymak zorundadır. Kürt'ün ezilmesine el koymak, Kars'a dikilme zorundadır. Alevi'nin kırılmasının karşısına işçi sınıfı dikilmek, ilerlemek zorundadır. Memurun sürdürülmesinin karşısına işçi sınıfı dikilmek zorundadır. Türkiye'nin demokratlaşması, özgürleşmesi